Merhabalar sevgili izleyenler. Yeni bir akıllı telefon incelemesiyle karşınızdayız. Bu sefer Teknosa'nın son dönemde beğenimize sunduğu bir ürünümüz var. Önümüzde görmüş olduğunuz gibi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde operatörlerin ürünleriyle karşılaşmıştık. Bunun yanı sıra işte General Mobile'ın, Casper'ın akıllı telefonları var. Vestel'in akıllı telefonları var Türkiye'de. Teknosa da bu trende katıldı ve kendi markasıyla bir akıllı telefonu kullanıcıların beğenisine sundu. Bu modelin adı Pireo. P1 de bu modelin ilk ürünü. Aslında bu telefonun sanıyorum arka kapağı çıkmıyordu. Ama ben kenarından tutup çekince elime geldi, öyle söyleyeyim. Çünkü çıkmaması, hani açılmamasının başlı sebeplerinden bir tanesi bu kenarlarında görmüş olduğunuz micro SD ve SIM kart yuvaları. Çünkü bunu çıkarabilmeniz için arka tarafı normalde bu tarz yuvaların olmaması gerekiyor. Yani bu tarz yuvaların kapağı birleşik olmaması gerekiyor. İstiyorsanız hemen kolaylıkla takalım. Çünkü bu bir yapıştırma değil. Kenarlıklı bir tasarıma sahip, hemen takalım. Takabiliyor muyuz ona da bakalım yani tekrar. Sanıyorum takabileceğiz. Evet. Ama eğer bu tarz bir telefon alacaksanız, yani bu tarz bir telefon değil aslında, bu telefonu alacaksanız arka kapağını çıkarmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çıkarırsanız takamayabilirsiniz. Normalde arka kapağı çıkan ve değiştirilebilir kapaklı bir akıllı telefon değil. Evet, görmüş olduğunuz gibi tekrar ürünün kapağını kolaylıkla taktık. Tabii bu tarz bir özellik sunması malzeme kalitesi açısından olumsuz sonuçlara yol açıyor. Yani ürünün daha kaliteli bir malzemeyle ve daha iyi tasarlanması gerektiğini söyleyebiliriz. İstiyorsanız ürünün teknik özellikleriyle devam edelim. Ürün 5 inç bir ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü 1280x720 piksel. Artık bunlar biliyorsunuz bu tarz ekranlar gerilerde kaldı. Normalde bu tarz ürünlerde biliyorsunuz Full HD ekranlarla karşılaşıyoruz. Bu ürünün düşük çözünürlüğe sahip olması bir eksi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca ürün üzerinde Snapdragon 410'un 1.2 GHz'lik bir işlemcisi kullanılmış. Bu orta seviyede, yani vasat diyebileceğimiz seviyede iyi bir çözüm sunuyor. Arka bölümde 13 megapiksellik bir kamera var. Ön bölümde ise 5 megapiksellik bir kamera bulunmakta. Android tuşlarının hemen alt bölümde kapasitif olarak yer aldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra ürün üzerinde 2400 mAh'lik bir batarya kullanılmış ki bu tarz ürünler için, 5 inç ekranlı ürünler için 2400 ile 3000 arası bataryalar kullanılması ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Ürün üzerinde 8 GB'lık bir depolama alanı bulunmakta. Bunun tabii ki düşük olduğunu söylememize fayda var ama hafıza kartı konulması bir artı, ama hafıza kartının 32 GB'a destek sunması bir eksi. Onu da buradan belirtelim. Çift SIM kart ürünü desteği yok. Bu tarz ürünlerde biz çift SIM kart da görmeye alışmıştık. Ürünün üzerinde çift SIM kartta desteği yok. Ürünün çok fazla detayı yok. Basit bir ürün olarak karşımıza çıkıyor Teknosa'nın bu ürünü. Uygun fiyatlı ürünler kategorisine sokmamız gerekiyor bu ürünü. Bu yüzden ürünün orta seviyede, yani vasat seviyede bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. 5 inç ekranın çözünürlüğü düşük olsa da sunum açısından iyi sonuçlar verdiğini söylememizde fayda var. Android 4.4 ile geliyor bu akıllı telefon. Tabii ki bu bir eksi. Çünkü Android 5, 5.2'ler kullanılıyor artık. Ve Android 4.4 çok geride kaldı. Bir yıl, bir buçuk yıl önce de kaldı. Ürünün aslında can alıcı tarafının fiyatı olması gerekiyor. Ama Teknosa'nın 750 lira bir fiyat belirlemesi bence hatalı bir satış politikası olarak söylenebilir. Çünkü bu tarz bir ürünün 500 ile 600 lira arasında bir fiyatla satışa sunulması gerekiyor diye düşünüyorum bu performansa sahip bir ürünü. Ürünün ağırlığının da 136 gram olduğunu söyleyelim. Gene rakiplerine göre ortalama değerlerde olduğunu söylememize fayda var. Tabii son olarak performansla çok fazla bahsetmedim ama bu ürünü aldığınız zaman çok fazla oyun oynayamazsınız. Hani gelişmiş grafiklere sahip oyunları çok fazla oynamanız mümkün değil. Ürün fazlaca ısınıyor aslında bu oyunları açtığınız zaman. Takılmalar gerçekleşiyor. Bunun başta sebeplerinden bir tanesi Adreno 306 grafik yongasının kullanılması. Tabii ki bu düşük performanslı oyunlar için geliştirilmiş bir grafik yongası. Son bir karşılaştırmayı bitirelim. İstiyorsanız biliyorsunuz General Mobile'in ürünleri hep uygun fiyatlarla sunuluyor. Teknosa'nın bu ürünüyle General Mobile'in 4G ürününü karşılaştırdığımızda Teknosa'nın 150 lira, 100 lira daha pahalı sunulduğunu görüyoruz.
Bu fiyatla ürünün diğer akıllı telefonlara rekabet etmesi biraz güç gibi gözüküyor.